Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda arkadaşlar sizler için bu piyasada indirimli olduğunu gördüğüm, özenle seçtiğim bazı laptopların önerisini yapacağım. Yani bu laptopları size tavsiye edeceğim. Bence bu laptopları bugün satın alma ihtiyacınız varsa satın almalısınız. Özellikle N11'deki indirimler gerçekten ciddi anlamda gerçek indirim. Yani Kasım ayındaki Black Friday fiyatlarının altında fiyatları dolar bazında görüyoruz. Burada birçok laptop karşınızda olacak. 12 bin liradan 80 bin liraya kadar çeşit çeşit laptop buldum. Bunları her gün Cihaz TV web sitesinde günün laptop önerileri sayfamda, şurada görebileceğiniz sayfamda paylaşıyorum. Onun dışında burada Telegram'dan, Discord'dan, WhatsApp'tan da çeşitli duyuru sayfalarımız var. Oralardan da her gün günün laptop önerileri listesini sizlerle paylaşıyorum. Buraları takibi almanızı öneririm. Piyasadaki uygun fiyatlı laptopları bu şekilde rahat rahat görebilirsiniz. Şimdi ilk öneriyle videomuza başlıyoruz. İlk öneri arkadaşlar HP 245 G9 6208M 4ES kod adlı 14 inç kolay taşınabilir, gündelik işler için, öğrenci için uygun bir laptoptur arkadaşlar. 14 inç uygun fiyatlı laptop arayan varsa bence bu laptopu kaçırmasın. Çünkü normalde bu laptop 14.000-15.000 bandındayken bile rahatlıkla öneriyordum. Şu anda N11'de 12.774 liraya düşmüş durumda. Bu laptopta arkadaşlar Ryzen 7 5825U işlemci var. Bu işlemci 8 çekirdekli, 16 threadli ve 16 MB tampon belleğe sahip olan, bu seviyedeki bir laptoptan beklenmeyecek kadar hızlı ve güçlü bir işlemcidir. Düşük watt tüketiminde çok iyi işler yapar. O yüzden bu laptopun pil ömrü de iyi olacaktır. En azından 6-7 saat boyunca size düşük işleri yaptıracaktır. Windows kullanımında hafif işleri yapmak kaydıyla. Bu laptopta 8 GB 3200 MHz DDR4 RAM bulunuyor. Bu RAM'in yanına bir tane daha 8 GB RAM eklemesi şarttır. Benim bildiğim kadarıyla bu laptopta bir tane yükseltme yuvası boşta bulunuyor. Cihazda 512 GB M.2 SSD var. Boşta M.2 SSD yuvası bence yoktur. 14 inç ekranlı kompakt bir laptop sonuçta. Bunda ekstra boşta bir yuva olsa ben şaşırırım. Bence yoktur arkadaşlar. 14 inç Full HD IPS ekranla geliyor. 250 nit %45 NTSC'dir. 60 Hz'dir ama bu bütçede IPS bir nimettir arkadaşlar. Bu laptopu gerçekten böyle kolay taşınabilir. 14 inç ekranlı. Çok böyle kalite hissiyatıyla sizi üzmeyecek ama bir yandan da çok ucuz olacak bir laptop arıyorsanız gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Bu laptopu ilk öneri olarak sizlerle paylaşıyorum. İkinci önerim uzun süredir aslında bu fiyatta bulunuyor ama gerçekten 12.800 liranın hakkını veren 15 inç ekranlı güzel bir gündelik kullanım laptopu yine. Acer Extense 15NX EGYEY005 kod adlı laptop. Hepsi burada da Bozdan Teknoloji tarafından 12.799 liraya satılıyor. Bu laptopta i5-1235U işlemci bulunuyor. 1235U'yu 5625U AMD Ryzen 5 işlemcinin rakibi olarak görebiliriz. Hatta ondan bir tık daha üstün olduğunu internetteki testlerde görüyoruz. Dahili GPU'su da güzel bir laptop arkadaşlar. 1235U'nun dahili GPU'su da gayet iyi. Yani bu laptopla canınız sıkıldığında hafiften oyunda oynayabilirsiniz. Böyle 90-100 FPS'de Valorant oynayabilirsiniz. 50-60 FPS'lerde düşük grafikte GTA 5 oynatır. ETS 2 falan gibi daha böyle hafif grafikte oyunları rahat rahat oynarsınız. Tabii ki yine RAM yükseltmesi şartıyla. Bu laptopta bir tane 8 GB 3200 MHz DDR4 RAM takılı olarak geliyor. Bu RAM'in yanında bir tane yükseltme yuvası boştadır. Mutlaka 2x8 RAM yapın ya da isterseniz 8 artı 16 GB RAM yapın. Yine sorun olmayacaktır. Bu bilgisayara bir tane 3200 MHz CL22 RAM takmanız şarttır diyebilirim. Gündelik kullanımda bile performansını hissedersiniz. Bu bilgisayarda 512 GB M.2 SSD bulunuyor. Bildiğim kadarıyla bir tane daha M.2 SSD yuvası boştan mı? Bu laptopu alıp inceleme şansım olmadı. Ay sonunda bu laptopu satın alıp inceleme gibi bir planım var. Belki bu laptopu alıp detaylı bir incelemesini de yaparım arkadaşlar. 15.6 inç boyutlu Full HD IPS ekranla geliyor. IPS ekranı olması yine bir nimettir arkadaşlar bu bantta. 12-13 bin bandında çok fazla IPS ekranlı laptop bulamıyoruz. Gerçekten güzel bir ürün, yakışıklı da bir ürün. Bu ürünü de rahatlıkla tavsiye ediyorum. Muhtemelen 4-5 saat civarında da düşük güç tüketen senaryolarda pil ömrü gidecektir. Aşırı derecede ağır bir laptop da değil. Kolayca taşırsınız. Çantanızda her yere götürürsünüz. Bu tarz laptopların adaptörü de küçük olduğu için fazla bir ağırlık taşımayacaksınız arkadaşlar. Üçüncü önerim yine Acer tarafından geliyor. Acer Nitro V, yani yeni Nitro 5 serisinden ANV1551 kod adlı laptop karşımızda. Bu laptopta arkadaşlar Intel Core i5 13420H işlemci bulunuyor. Yeni nesil 13. nesil işlemcilerden biridir. Bu işlemci düşük watt tüketimiyle iyi işler yapabilen, pil ömrünü iyi kontrol eden ve fazla ısınmayan bir işlemci. Bu işlemcinin internetteki testlerde ısınmadığını görüyorum. Bu laptopta da çok fazla bir ısınma sorunu yaşamayacaksınız. Bilgisayarda 8 GB RAM, 512 GB SSD bulunuyor. 8 GB 4800 MHz DDR5 RAM bulunuyor diye biliyorum. Bir tane de RAM kesinlikle şarttır. Mümkünse 16 GB RAM ekleyin. 512 GB M.2 SSD bulunuyor. Bir tane de M.2 SSD yuvası boştu diye biliyorum. Bu bilgisayarda Gen 4 M.2 SSD vardır. Bilgisayarımız 6 GB RTX 3050 ile geliyor. 75 Watt'lık bir 3050 modeli ama 6 GB olması çok önemli. Burada özellikle vurgulamıyorum.
vurgulamamışlar. Bence bu tarz laptoplarda bunu özel olarak vurgulamaları lazım. 4 GB 3050 ile 6 GB 3050 arasında bazı oyunlarda çok ciddi performans farkı edebiliyor. O aradaki 2 GB'lık VRAM farkı sayesinde bazı oyunlarda düşükten orta grafiğe ya da orta grafikten yüksek grafiğe geçme şansını elde ediyorsunuz. Bu bilgisayar 15.6 inç boyutlu Full HD IPS 144 Hz ekranla geliyor. Ekranımız %100 sRGB değil ama yine bu segmentte bu fiyata 144 Hz IPS ekran bulmak bence bir avantajdır. 22.499 liraya satılıyor. Bence kaçırılmaması gereken bir fiyattır. Alın, RAM'ini yükseltin, yıllarca sorunsuzca kullanın. Bence en azından 3-4 sene rahat rahat kullanılacaktır. Bu laptop böyle saf kan bir oyuncu laptopu modunda değil arkadaşlar. Hani aşırı derecede ağır vesaire bir laptop değil. 2 kilo ağırlığa sahip olan bir laptop. Kolay taşınabilen, canım sıkıldığında rahat rahat bütün oyunları oynayabileceğim hafif bir laptop arıyorum diyorsanız bu laptop bence biçilmiş kaftan rahatlıkla alabilirsiniz. Dördüncü önerim arkadaşlar, piyasadaki en uygun fiyatlı RTX 4050 laptop Monster Abra A5 V20.4 olarak geçiyor. Bu laptopta Intel Core i5 12450H işlemci, 16 GB DDR4 3200 MHz RAM var. 2x8 GB şeklinde yükseltili bir yapıda. 500 GB M.2 SSD var. Bildiğim kadarıyla Gen 4 desteğine sahip ama Gen 4 değil. Bir tane de yuva boşladır. Bir tane M.2 SSD yuvasında ekleme yapabiliyorsunuz. 6 GB RTX 4050 ile geliyor. 105 Watt'lık bir RTX 4050 var. 105 Watt RTX 4050 için fazlasıyla yeterlidir. Bu bilgisayarda da 15.6 inç boyutlu Full HD IPS 144 Hz ekran bulunuyor. Bence 24 bin liraya alınabilir. Normalde listemde çok fazla Monster laptop olmuyor ama şu anda fiyatları çok iyi. Özellikle N11'deki fiyatlar, Monster fiyatları harika. Bence 24 bine bu laptop değerlendirilebilir. 24 bine farklı bir markadan RTX 3050 laptop almaktansa bu 4050 laptopu değerlendirin. İşlemcimiz biraz yüksek sıcaklıklara ulaşabilir ama çok sıkıntı olmaz. Yani yanmaz, merak etmeyin. Ayrıca Monster'ın ömür boyu bakım garantisi de varmış. Yani gerektiğinde bir gidip termal bakım yaptırabilirsiniz arkadaşlar. 24 bin liraya bence bu laptop rahatlıkla alınabilir. Fiyat performans tarafında ciddi avantajlı bir ürün. Beşinci tavsiyem, uzun süredir öneri listemde bulunan, neredeyse aylardır, böyle 6-7 aydır bu laptop bir şekilde tavsiye listeme girip çıkıyor. Acer Nitro 5 AN515-58545P kod adlı laptop, NHQLZE005 olarak geçiyor. Bu laptop 25.499 liraya bence bir nimettir arkadaşlar. Çok güzel bir ürün gerçekten. i5-12500H işlemci var. Güçlü bir işlemci. 12500H neredeyse Ryzen 7-7735HS'yi geçiyor diyebilirim. Özellikle Valorant gibi oyunlarda daha yüksek FPS değerleri alırsınız. 8 GB 4800 MHz DDR5 RAM ile geliyor. Mutlaka bir RAM yükseltmesi şarttır. Bu laptop 8 GB RAM ile asla yüksek performans veremez arkadaşlar. Yanına mümkünse 16 GB RAM ekleyin ya da 8'i çıkarın, 2x16 GB RAM takın. Artık o size kalmış. İçine açtığınızda bilgisayar garanti dışında kalmıyor. Bilgisayara bir zarar vermediğiniz takdirde garanti kapsamı dışında kalmıyor arkadaşlar. 1 TB Gen 4 M.2 SSD var. Bir tane M.2 SSD yuvası boştadır. Bazı modellerde hem M.2 SSD yuvası boşta oluyor, üstüne bir tane SATA 3 yuvası boşta oluyor ama benim bildiğim kadarıyla bu modelde sadece bir tane M.2 SSD yuvası boşta. RTX 4050'nin 140 Watt'lık MUX switchli tam performanslı versiyonuyla geliyor. 15.6 inç boyutlu 144 Hz IPS ekran var. %100 sRGB değil ama güzel bir ekran var. Windows 11 Home işletim sistemi de yüklü olarak geliyor. Arzu ettiğimiz bir konfigürasyondur. 25.500 lira N11'de GPN teknolojisi satıcısından rahatlıkla alınabilir. Yani şu anda 25.000 bütçeyle laptop alacak olsam ben gider bu laptopu alırdım. Benim de tercihim olurdu. Birazcık fan sesi yüksek olabilir yüksek performans modunda ama dengeli modda bütün oyunları çok yüksek bir fan sesi olmadan yüksek performansı oynarsınız. Sadece RAM eklemesi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Listemde 6. sırada bir Monster daha var. Bu listem eminim ki beni takip edenleri şaşırtıyordur diye düşünüyorum. Çok fazla çünkü Monster'lara yer vermiyorum ama Monster Toolbar T5 V23.3.2 modeli 31.799 liralık fiyatıyla, hatta dün daha ucuzdu. Dün bu laptop 30.322 liraya satılıyordu. Listemde vardı. Takip edenler o fiyattan almış olabilirler. 31.799 liraya i5-12450H işlemci, 32 GB RAM, 2x16 3200 MHz şeklinde, 1 TB M.2 SSD ve 8 GB RTX 4060'a geliyor. Yine 105 Watt'lık bir RTX 4060 var. MUX switch de var bu laptoplarda. 15.6 inç boyutlu 144 Hz Full HD IPS ekranla geliyor. Pil ömrü hariç, işlemcisinin birazcık geride kalması hariç bu fiyata çok iyi bir ürün arkadaşlar. Yani düz 30 bin liralara biz bundan 2-3 ay önce RTX 4050 laptopları görüyorduk. Piyasada hiç 4060 laptop olamıyordu bu fiyata. Hem 32 GB RAM 1 TB SSD olması hem de genel olarak gayet yeterli bir konfigürasyon sunmasıyla bu laptopun 31.799 lira edeceğini düşünüyorum. Monster'a, Casper'a çok güvenemiyorum falan diyenler varsa da listemin devamını izlemeye devam etsinler. Farklı farklı ürünler yine uygun fiyatlarla bu listede sizleri bekliyor. 7. sırada demin bahsettiğim, hani ben Monster
Monster Casper'a çok güvenemiyorum. Hem uygun fiyatlı olsun, hem RTX 4060 olsun, hem de kafam rahat olsun diyenler için çok uygun gördüğüm bir laptop var arkadaşlar. HP Victus 16 S0035NT modeli. Bu laptop arkadaşlar Ryzen 5 7640S işlemciyle geliyor. 6 çekirdek 12 threadli 16 MB tampon belleğe sahip olan hızlı bir 6 çekirdek 12 thread işlemcidir. Gerçekten çok hızlı. 4060'ı rahatlıkla besleyecektir arkadaşlar. Masa üstündeki Ryzen 5 5600'le kapışabilecek bir işlemci olduğunu söyleyebilirim size. Bu bilgisayarda 16 GB RAM 512 GB SSD bulunuyor. RAM'imiz 2x8 GB 5600 MHz DDR5 RAM. SSD'miz ise 512 GB M.2 SSD. Bu bilgisayarın eksi olarak gösterebileceğim bence tek yönü SSD'nin boşta yuvasının olmaması. Yani yükseltme yuvası yok arkadaşlar. Bu bilgisayara yükseltme yapmak isteyenler içindeki 512 GB SSD'yi çıkaracaklar. Yerine 1 ya da 2 TB artık arzu ederseniz isterseniz 4 TB SSD de takabilirsiniz. Daha büyük boyutlu bir SSD takacaklar. İçindeki 512 GB SSD'yi de isterseniz satarsınız. İsterseniz de 1000 lira civarında M.2 SSD kutuları satılıyor. O kutulardan birini alarak harici taşınabilir SSD yapabilirsiniz. Ben öyle SSD'leri çok seviyorum. Bir tane SSD'yi de harici olarak kullanıyorum. Oyun testlerimde çok işime yarıyor. Bu bilgisayarda arkadaşlar RTX 4060'ın 120 W MUX switchli versiyonu bulunuyor. 8 GB VRAM'li 4060. Zaten başka bir VRAM seçeneği yok laptop tarafında. Bilgisayarımızın ekran kartı 120 W'lık gücüyle rahatlıkla yeterli. Bütün oyunlarda gerçekten 4060'ın vermesi gereken performansı alacaktır. 16.1 inç boyutlu Full HD IPS 144 Hz ekran bulunuyor. Bu ekran %45 NTSC ve 250 nit parlaklıkta arkadaşlar. Ama yine de rahatlıkla alınır. Ben bu ekranların çok kötü olmadığını ısrarla belirtiyorum. Bazı arkadaşlar bu ekranlara kötü dese de bu bütçede %100 sRGB ekranlı çok fazla laptop yok. O yüzden bunu bu listede en üst sıradaki fiyat performans ürünler arasına koyuyorum. 31.999 liraya bu laptop rahatlıkla alınır. 70 watt saat pil var içerisinde arkadaşlar. 2 kilo 330 gram ağırlığa sahip olan hafif bir laptop. Çantamda hem aşırı ağır olmayan hem de adaptörü tuğla gibi olmayan bir laptop taşımak istiyorum diyorsanız bu laptopu kesinlikle öneriyorum. Pili de rahatlıkla 5-6 saat video izletecektir. Hatta 7-8 saati de zorlayabilirsiniz. Yeterli kısıtlamaları yaparsınız. Listemde 8. sırada kendi listemde çift alev emojisiyle paylaştım. Benim şu anda 38 bin lira en beğendiğim laptop olan HP Victus 16 S0046NT bulunuyor. Bu laptop arkadaşlar Ryzen 7 7840HS işlemciliği ki bu işlemciyi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur. Hep öve öve bitiremiyorum, gayet güzel bir işlemcidir. 8 çekirdek 16 threadli 16 MB tampon belleğe sahip olan 4 nanometre litografisiyle bir sorun yaşatmayan, ısınma sorunu yaşatmayan güzel bir işlemcidir. 32 GB RAM bulunuyor. 2x16 GB 5600 MHz DDR5 RAM var içerisinde. Bu RAM'le bu laptopu hiç RAM yükseltmesi yapmadan bence 4-5 sene rahat rahat kullanırsınız diye düşünüyorum. Anormal bir senaryo gerekmediği takdirde. 1 TB Gen 4 M.2 SSD var. Böyle 7000'e 6000 hızlara ulaşabilen yüksek performanslı bir M.2 SSD oluyor bu laptopların içinde. Ama maalesef SSD için boşta yuva yok. Yani yükseltme için bu SSD'yi çıkarıp yerine 2 ya da 4 TB SSD takmanız gerekecek. Bu bilgisayarın bence kayda değer tek eksi yönü budur. 1 TB SSD'nin yanında boşta yuvayla gelmiyor olması. Ama yine de 38 bin lira muhteşem bir laptop mu? Muhteşem bir laptoptır. RTX 4060'ın 120 watt'lık versiyonu bulunuyor. 8 GB VRAM'li ve MUX switch'li 4060 bulunuyor. Tam performansa çalışacaktır. Ryzen 7 7840S'de bu ekran kartını zaten rahatlıkla besliyor. 16.1 inç boyutlu 144 Hz 300 nit 7ms %100 sRGB IPS bulunuyor. Bu laptopun ekranı piyasadaki çoğu HP Victus 16 AMD modelinden farklı olarak %100 sRGB ile geliyor. Üstüne bu laptopta 70 watt saat 83 watt saatlik pil bulunuyor. O yüzden bu laptopla sadece video izleme gibi böyle kısıtlı deneyimlerde 8-9 saat civarında pil ömrünü yakalayabileceksiniz arkadaşlar. 37.999 lira bence kaçırmayın. Satıcısı da HP'nin kendisi, HP Store Türkiye. N11'den bu laptopu 38 bin lira alabilirsiniz. Böyle 38-40 bin arası laptop arıyorum diyenler varsa bunu kesinlikle değerlendirmeliler diye düşünüyorum. Listemde 9. sırada bir başka fiyat performans canavarı laptop karşımızda. Yine HP Victus 16 tarafından gidiyoruz. Bu laptopun kod adı R 1049NT diye geçiyor arkadaşlar. Bu laptop 14. nesil HX işlemcili, Intel işlemcili laptop arayanlara hitap ediyor. İçerisinde 14500 HX işlemci var. HP Victus'larda bu işlemcinin limitli olduğunu göreceksiniz. Ben testlerini yapmıştım. Canlı yayında bu laptoptan bir tane incelemiştim hafiften. İşlemcimiz limitli olsa da çok iyi performans veriyor. Yani limitli alınmaz, şu bu falan filan diyenlere çok kulak asmayın. Gerçekten 14500 HX'in vermesi gereken performansa yakın bir performansı veriyor ve ısınmıyor arkadaşlar. Böyle 70-80 dereceyi çok
fazla geçmeden güzel işlemci sıcaklıklarında rahat rahat oyun oynayacaksınız. Bu laptopu gerçekten çok beğeniyorum. Fiyat performans olarak 39 bin lira çok güçlü bir seçenek olarak karşımızda. Bu bilgisayarın içerisinde de 32 GB RAM 1 TB SSD bulunuyor. 32 GB RAM'imiz 2x16 GB 5600 MHz hızında çalışıyor. 1 TB Gen 4 M.2 SSD yine yüksek hızlarda bir SSD. Üstüne de bir tane SSD yuvası boşta arkadaşlar. Yani bu laptopta SSD eklemesi yapabiliyoruz. Bir önceki seçenekten biraz daha öne çıkıyor. Gerçekten bu konuda ciddi bir avantajı var diyebilirim. 8 GB 120 Watt MUX switchli RTX 4060 ekran kartı ile geliyor. Yine 16.1 inç boyutlu 144 Hz 300 nit 7ms %100 sRGB IPS ekranla geliyor. Güzel bir ekran. Bu bütçelerde gerçekten aradığımız ekranlardan biri. 70 Watt saat pili var. 2 kilo 330 gram ağırlığı var. 230 Watt'lık çok ağır olmayan bir adaptörle geliyor. 39 bin liraya canavar gibi bir laptop. Bir önceki önerimdeki S0046 modeli AMD isteyenler için, bu laptopsa HX serisi Intel işlemci isteyenler için çok mükemmel fiyat performans ürünleridir. Bunları değerlendirin. Muhtemelen yakında bu fiyatları göremeyeceksiniz. Haberiniz olsun. Tüm bu laptopların bu arada satış linklerini de açıklamada sizlerle paylaşacağım. Videonun alttaki açıklamayı ziyaret etmeyi unutmayın. Listemde 10. sırada arkadaşlar yine bir HP Victus 16 modeli var. Gerçekten N11'in indirimlerinin yıldızları HP Victus'ları oldu diyebilirim. Son birkaç gündür sürekli HP Victus önerip duruyorum. Bu laptop arkadaşlar HP'nin Victus 16 S0065 NT modeli. Bu bilgisayarda Ryzen 7 7840S işlemci, 32 GB 2x16 şeklinde 5600 MHz DDR5 RAM, 1 TB Gen 4 M.2 SSD bulunuyor. Boşta M.2 SSD yuvası maalesef yok ama 120 Watt'lık 8 GB RTX 4070 ekran kartı ile geliyor. Bu ekran kartı GPU'yu güzel kullanabilen, Control gibi, işte Doom Eternal gibi oyunlarda, yani GPU'dan tam faydalanabilen oyunlarda 4060'a göre %20-25 arası daha yüksek performans veriyor. Yani bu bilgisayarda ekran kartının %20-25 civarında daha yüksek performansla çalıştığını göreceksiniz. 8 GB VRAM'i bir eksi olsa da RTX 4070 RTX 4070'tir arkadaşlar. Sizi 4060'a göre en azından bir sene ileri taşıyacaktır. 4070'li bir laptop arayanlar için 43.999 lira bu laptop için net bir nimettir arkadaşlar. Bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bilgisayarımızın ekranı 16.1 inç boyutlu 144 Hz Full HD 250 nit %45 NTSC renk gamutuna sahip olan bir IPS ekran. Bu ekran bu laptoplara çok yakışmıyor açıkçası ama yine de idare edecektir. Keşke 300 nit %100 sRGB 7ms ekran olsaymış ama bütçeyi bu sayede sanırım aşağıda tutabiliyor. Gerçekten uygun fiyatlı bir laptop. Bu laptopun 43.999 liraya rahatlıkla alınabileceğini düşünüyorum. Harici monitöre de bağlarsanız güzel olur. Mesela bunun yanına işte evde kullanmak için bir Full HD 240 Hz ya da 2K 144 Hz 165 Hz bir monitör alırsanız gerçekten çok güzel performans alırsınız. Bu laptopu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu arada bu laptopta önceki Victus 16'lar gibi 2 kilo 330 gram ağırlığa sahip olan, adaptörü de çok ağır olmayan bir laptop. Taşıma avantajı bunların Nitro 16'lardan ve Dell G15 G16 serisinden çok daha yüksek. Dell G15 ve Nitro 16 modelleri bu Victus'lara göre epey ağır kalıyor. Onları da öneriyorum. Öneri listelerimi takip ederseniz onların da listemde olduğunu görürsünüz ama bu videoyu biraz böyle flash fiyatlar, çift alev emojili laptoplara falan ayırdığım için burada daha çok ağırlıklı olarak bu ürünleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Listemize sona doğru yaklaşıyoruz. 11. sıradayız arkadaşlar. 11. sırada benim çok beğendiğim, performans, soğutma, inanılmaz bir laptop gerçekten. Sadece burada şunu belirtmem gerekiyor. 13900HX yazmışlar. Bu yanlış arkadaşlar. Bu laptopta i7-13700HX işlemci var. Acer Predator Helios Neo NHQLVE004 modeli var. Bu bilgisayar arkadaşlar i7-13700HX işlemciye 32 GB RAM'e sahip, 2x16 GB 4800 MHz DDR5 RAM var diyebiliyorum içerisinde ama emin değilim. Çünkü satıcı Trendyol ama bu varyantı çoğunlukla görmedik. Pek bilmiyorum. Belki 1x32 de olabilir. Pek sanmasam da bu konuda yanıltmış olmayayım ama 32 GB RAM 1 TB Gen 4 M.2 SSD ile geliyor. İçerisinde böyle 6000-7000 MB bölü saniye okuma yazma hızlarına sahip yüksek hızlı bir SSD vardır. Bir tane de M.2 SSD yuvası boştadır. 140 Watt RTX 4070 bulunuyor. 8 GB RAM ile Advanced Optimus'tu. Advanced Optimus nedir diye soracak olursanız MUX Switch'ten farklı olarak Advanced Optimus'ta bilgisayarı yeniden başlatmadan dahili ve harici GPU'lar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yani Optimus'la harici GPU arasında geçiş yaparken bilgisayarı yeniden başlatmanıza gerek kalmıyor. 16 inç boyutlu 165 Hz QHD ekran bulunuyor. QHD Plus ekran bulunuyor hatta. Bu ekran 500 nit parlaklığa, 3ms tepki süresine sahip, %100 sRGB renk gamutuna sahip. Gerçekten muhteşem bir ekran var içerisinde. 90 watt saat pille geliyor. Bu bilgisayar arkadaşlar hem müdahalelere açık, yani overclock, underclock gibi işleri yapabileceğiniz bir laptop. Bütün kilitleri açık şekilde geliyor. Hem de 52.300 liraya bu fiyat segmentinde daha iyi bir laptop yok arkadaşlar. Hani ben böyle çok yüksek performanslı bir laptop arıyorum. Ağır olması, adaptörün ağır olması falan çok önemli değil. Ben saf performans arıyorum abi. Beni hiçbir şekilde üzmesin
gelsin diyorsanız ekranıyla, donanımıyla, performansıyla, sıcaklık değerleriyle Valorant'ta 400-500 FPS'leri verebilme kapasitesiyle gerçekten çok güzel bir ürün. Pil ömrü de iyi gidiyor bu arada. İyi ayarlar yaparsanız bu bilgisayarda 7-8 saatlik pil ömrünü rahatlıkla yakalarsınız. 9 saat video izledim diyenler var arkadaşlar kullanıcılarımız arasında. Bu laptopu 52.000'e kesinlikle öneriyorum. Bu dolar kurunda bence çok ciddi iyi bir fiyattır. Şimdi listemizde 12. sıradayız. 12. sırada yine göz bebeğim laptoplardan biri. İncelemelerini falan, hani kullanım deneyimlerini kendi Telegram kanalımda gördükçe ya keşke benim de böyle bir laptopum olsa dedirten ürünlerden bir tanesi. Acer Predator Helios Neo NHQLVE001 modeli. Bir önceki laptopun aşağı yukarı aynısı arkadaşlar. Aynısının 13900X i9 işlemcili olanı. Bunun işlemcisi daha da üst seviyede. Yani bununla diğerinde Valorant'ta 450 FPS alıyorsanız bunda 500-550 FPS alırsınız diye düşünüyorum. Cinebench'te, render işlerinde falan filan da daha yüksek performans alırsınız. Aynı özelliklere sahip, geri kalan kısmı tekrar etmek istemiyorum. 16 inç 500 nit QHD Plus ekranla geliyor. Yani ne bileyim 4070'in 140 Watt'lık Advanced Optimus'lu versiyonu var. 32 GB RAM, 1 TB Gen 4 M.2 SSD ile geliyor. Bir tane SSD yuvası boştadır. 90 Watt saat pili var. Sadece işte 2 kilo 700 gram, 2 kilo 800 gram gibi ağır bir ağırlığa sahip, yüksek bir ağırlığa sahip. Üstüne 330 Watt adaptörle geliyorlar. Adaptörleri çok yüksek. Ama isterseniz bu bilgisayarları hani dışarıda gündelik kullanımda 100 Watt civarındaki hızlı şarj adaptörleriyle de şarj edebiliyorsunuz. Kendi çapınızda biraz azaltabiliyorsunuz. Tam performans alamazsınız o 100 Watt'lık adaptörle ama hani kendi adaptörünü taşımak istemiyorum, dışarıda pilde takılacağım diyorsanız o şekilde şarjda kullanabilirsiniz. 58.749 lira bence bu laptop için güzel bir fiyat. Normalde 62-63 bin liralara kadar çıkmıştı ve o fiyatlardan da rahatlıkla öneriyordum. Bence bu fiyatın kralıdır arkadaşlar. Tabii ben açık konuşayım, kendi adıma şu laptopu 52 bine alırım. Ben bunu hani o kadar aradaki 6-7 bin lira farkı i7-i9 farkı için çok vereceğimi zannetmiyorum ama i9-13900X isteyenler için uzun kullanım vadesinde belki bir sene daha atlatmak için bu para verilebilir. 58.749 lira bu laptop için çok iyi bir fiyattır. Hani 60 bin lira bandında laptop almak isteyenlere bunu rahatlıkla önerebilirim. Şimdi bu listedeki son laptopa geldik arkadaşlar. Bunun üstüne çok fazla çıkmayacağım. Daha üstüne önerilerim var. O önerileri görmek isteyenler Telegram'a, Discord'a vesaire gelsinler. Orada benim 150-160 bin lira, 170 bin liralara kadar öneri listelerim bulunuyor. Aynı şekilde Cihaz TV'deki bu günün laptop önerileri linkini aşağıda açıklamada paylaşacağım. Bu listede de her gün güncellenen şekilde çeşitli laptoplar var. İkinci el ürünler de var. Onlara göz atarsınız arkadaşlar. Listemdeki son amiral gemisi diye tabir edebileceğim ürün Acer Predator Helios 16 NHQLVE001 diye geçiyor. Bu bilgisayar arkadaşlar Predator Helios Neo değil, Predator Helios, yani safkan Helios bu. Bunun farkı ne diye soracak olursanız metal kapaklar, metal yüzeyler, Perkey RGB, yani bütün tuşlara renk atanabilen RGB olması klavyenin, işte daha yüksek limitleri olması, yani işlemcinin daha yüksek watt değerlerine falan çıkabiliyor olması gibi çeşitli artıları var. Bu laptop gerçekten bir Acer'ın amiral gemisi ürünlerinden biridir. i9-13900X işlemciyle geliyor. 32 GB DDR5 RAM var içerisinde. 1 TB M.2 SSD var. Çok yüksek hızlara ulaşabilen bir SSD olduğuna eminim. İncelememe gerek bile yok yani. Predator Helios'larda her zaman çok yüksek hızlı SSD'ler bulunuyor. 175 Watt'lık RTX 4080 ile geliyor. 12 GB VRAM'e sahip olan RTX 4080 size muhtemelen 4-5 sene boyunca yüksek grafiklerde oyun oynatacaktır. Yani hani 4060'lar 4-5 sene gider diyoruz ama 5. senenin sonunda artık 4060'da büyük ihtimalle low'da oyun oynarsınız ya da medium'da oyun oynarsınız ama 4080 bence 3-4 sene 5 sene boyunca yüksek grafiklerde oyun oynatabilecek bir ekran kartıdır. Rahatlıkla da mobilde para verilebilecek bir ekran kartıdır. Bu laptopun fiyatı düşünüldüğünde alınabilir. Bu bilgisayarda 16 inç boyutlu 240 Hz QHD Plus ekran bulunuyor. IPS ekran bulunuyor arkadaşlar. Mini LED falan zannetmeyin. Yurt dışında bu ürünün mini LED olanları da var ama bu ürün mini LED değil, IPS ekranla geliyor. 240 Hz 3ms canavar gibi bir 2K Plus ekran bulunuyor içerisinde. 90 Watt saatlik bir pili bulunuyor arkadaşlar. Pili de yine bayağı bir gidecektir. Yani işlemciye düzgün bir tasarruf ayarı çekerseniz, bilgisayarı güç tasarrufunda kullanıp ekranı 240 Hz'den 60 Hz'e düşürürseniz bence 7-8 saat civarında pilde video falan izlersiniz. Ama şunu baştan belirteyim, bu listedeki tüm laptoplar için geçerli bu. Yüksek watt, düşük pil ömrü demektir arkadaşlar. Bunu bir arabanın benzin deposu gibi düşünebilirsiniz. Arabalarımızda genellikle 50 litrelik benzin depoları bulunuyor. Gaza çok basarsanız 300-400 km gidersiniz. Yakıt tasarrufu modunda ilerlerseniz gaza çok basmadan 700-800 km yaparsınız. Piller de böyledir arkadaşlar. Yani pilde yüksek performanslı işlerle uğraşırsanız, işlemciye, ekran kartını zorlayacak işler yaparsanız bu bilgisayarların pili 1 saat bile gitmez. Ama düşük performanslı, yani düşük güç tüketimiyle çalışan işler yaparsanız 7-8 saate kadar da kullanabilirsiniz. Pil ömrü biraz size bağlı oluyor. Bu bilgisayar 80.599 liraya bence taş gibi bir üründür. Bunu almanızı kesinlikle öneririm arkadaşlar. Eğer bu laptopu alanlar varsa da yorum olarak paylaşırlarsa sevinirim. Deneyim
deneyimlerine. Bu şekilde videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ben bu linkteki listeyi olabildiğince her gün olmasa bile ara ara güncellemeye devam ediyorum. Piyasadaki en uygun fiyatlı ve fiyatına göre en iyi laptopları güncel olarak takip etmek istiyorsanız bu link aşağıda açıklamada duruyor arkadaşlar. Oradan buyurun, ziyaret edin. Bu videoların da devamını daha sıklaştırarak yapmaya çalışacağım. Çünkü önümüz yaz, artık karne dönemi geliyor, sınav dönemi geliyor. Laptop arayanların bence daha da sıklıkla bakmak isteyeceğine eminim, listelere vesairelere, önerilere. O yüzden bu videoların da devamı gelecektir. Kanalıma destek olmak için abone olmanız yeterlidir arkadaşlar. Abone olduğunuz zaman bana ücretsiz olarak zaten destekçi olmuş olursunuz. Bu kanalı büyütmeye ve daha çok aboneye çok ihtiyacım var arkadaşlar. Eğer özellikle laptop tarafında önerilere ihtiyacı olanlar varsa kanalımı paylaşırsanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.